Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kumsal Belin. Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümündeyim. İkinci sınıfa geçiyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz TYT'de 60 netin altında, hatta bence 50 netin altında olanlara da çok efektif olabilir bu. Tavsiyeler niteliğinde bir video olacak. Umarım keyif alırsınız izlerken. Aynı zamanda başlamadan önce tercihler olur vesaire, aklınızdaki sorular olur. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'ı da buraya bırakırım. Oradan böyle ses kaydıyla bazen dönmeye çalışıyorum. Çünkü ben öğrenciyken ses kaydıyla bana dönen bazı birkaç YouTuber vardı. Ben kendim çok iyi hissetmiştim. O yüzden aynı şekilde size de yardımcı olmaya çalışıyorum. Her neyse, şimdi o zaman konumuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar birinci maddemiz kesinlikle kaynak seçimi. Ben çok fazla kaynak tavsiyesi yaptığım videolar var bu kanalda. Onları izleyebilirsiniz ve lütfen eğer gerçekten 60 netin altında bir insan, 50 netin altında bir insan hani acil yayınlarıyla bence mesela başlamamalı. Hani matematik çalışmaya vesaire. O yüzden kaynak seçimini ilk maddeye koymak istedim. İnsanların gazına gelip böyle çok zor kaynaklar gidip satın almayın lütfen. Boş boş paralar vermeyin çünkü kitap fiyatları aşırı pahalı. Hani kendi kardeşimden de biliyorum bu yıl OYKS'ye hazırlandı. O yüzden lütfen acele etmeden kendi seviyenize uygun kaynaklar seçin. Başlangıç için tavsiye ettiğim kaynakları da kaynak videolarımda bulabilirsiniz arkadaşlar. İkinci maddemiz. Yazın gerim gerim gerilmeyin. Yani ben 10 saat çalışacağım, 11 saat çalışacağım, Allah'ım neden yapamıyorum gibi triplere girmenin bence hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Çünkü yazın çok yüksek tempolarla başlayanların ben kışın çok kötü çöküşler yaşadığını gördüm. Ha evet, bu bir şey videosu mesela. 50 netten ben 70 nete çıkmak istiyorum videosu olduğu için tabii ki sizin diğer rakiplerinizle kıyasla bir tık daha tempolu gitmeniz lazım ama bu başlangıç saatlerin 10-11 saat olması gerektiği anlamına gelmiyor yani. O yüzden lütfen kendi seviyenize uygun bir başlangıç saati belirleyin. Yazın bence ortalama 6 ila 7 saat çalışmak gerçekten çok kıvamında. Ama bunun daha fazlasını yapmak da istiyor olabilirsiniz. Daha azı da size yetiyor olabilir. Kendinizi tanımanız burada çok önemli. Eksiklerinizi bilmeniz burada çok önemli. Bence ideal olan saat aralığı 6-7 saat aralığıdır. Ha, üstüne çıkmanız gerekir mi? Gerekçeye zamanlar olur. Mesela matematik çok geridesindir ve gerçekten gününün birçoğunu matematiğe ayırman gerekiyordur ama bir yandan da fen dersleriyle ilgileniyorsunuz vesaire diyelim. O zaman bir tık arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üçüncü maddemiz biraz daha ders bazında olacak. Hangi dersleri çalışmamız lazım bizim yazın? Biz ne yapacağız yani? Hiçbir şey bilmiyorum ben diye olabilirsiniz. Üçüncü maddemiz de bununla ilgili. Ben özellikle şu hatayı çok gördüm. Her dersi bir anda çalışmaya çalışıyor insanlar. Ha, bir anda hiçbir bilgisi yok, tamam mı? Hiçbir uzmanlık alanı yok. Hiçbir dersi çok iyi değil. Ve bir anda Türkçe'yi, matematiği, geometriyi, TYT biyoloji, TYT kimya, TYT fizik böyle bodoslama dalmayın hiçbir derse. Çünkü siz bir anda 5-6 tane ders çalışmaya çalışırsanız çok gıdım gıdım ilerleyeceksiniz. Bazı derslerde, bazı konularda profesyonelleşmeye vaktiniz olmayacak. Çünkü yaz dediğimiz süreç, ya zaten yazın neyi kaldı? Ağustos ayı kaldı yani. Ağustos ayı dediğimiz süreç biraz daha nasıl desem belli başlı derslerde daha uzun yollar kat edip kışın onun yükünden kurtulmak. Yani biz yazın neden ders çalışıyoruz? Kıştaki yükümüzü hafifletmek için. Ama siz bir anda 5-6 dersi bir anda böyle bilgi yüklemesi yapmaya çalışırsanız hem beyniniz onu almaz, hem çok yavaş ilerlersiniz tüm derslerde, hem uzun süre profesyonelleşemeyebilirsiniz. Elde var sıfır. O nedenle benim buradaki tavsiyem şudur. Geometri çalışacaksın abi. TYT matematik çalışacaksın. Türkçe'de dil bilgisini çalışacaksın. 3 ders kesinlikle banko devam edin. Ama gidip de 3 tane TYT fen dersine aynı anda başlamaya çalışmayın. Ben ne yapmıştım biliyor musunuz? En iyi olduğum dersi seçmiştim. Bu TYT biyolojiydi benim için. Önce dedim ben TYT biyolojiyi böyle kökümden halledeceğim dedim. 1,5-2 ay TYT biyoloji çalıştım. Sonra o bitti. TYT kimyaya geçtim. Eylül-Ekim aylarında. TYT kimya çalışırken yine 1,5-2 ay gibi bir süre konu eleyerek de çalıştığım için birazcık iyi olduğum konular vardı geçmişe yönelik. Benim 1,5-2 ayda bitiyordu yani. Hadi bilemediniz 3 ay olsun. 3 ayda da bitse. Biyoloji, kimya, fizik gayet rahat yetişiyor zaten. Neyse kimyaya geçtiğimde biyoloji branş denemelerine başladım. Kimya bittiğinde ben fiziğe geçtiğimde biyoloji artı kimya branş denemeleri çözdüğüm için o ikisini unutmuyordum. Ve artık hani fullemeye falan oynuyordum. Bayağı iyi gidiyordu o konuda. Ve fizik çalıştım. Bu şekilde ders seçerek, dersleri eleyerek çalışırsanız hem çok kârda olursunuz hem bayağı deneme çözme fırsatı yakalarsınız. Hem de matematik, geometri ve Türkçe'ye ayırdığınız paydan kısmak zorunda kalmazsınız. O yüzden bence arkadaşlar derece isteyen biri, net arttırmak isteyen biri ders seçerek ve o derste ciddi uzmanlığa oynayarak ilerleyebilirler.
Gelelim bir sonraki maddemiz arkadaşlar. Geometri üzerine olacak. Bu geometri çok savsaklanan, TYT matematiğin yanında bir hiç gibi bakılan bir ders birçoğunuzun gözünde. Önce diyorsunuz, ben TYT mat bilmiyorum, önce onu halledeceğim falan. Tamam, onu halledin. Zaten o çok ana problem yani. Genelde TYT matematik oluyor ama bir yandan da geometri gibi bir gerçek var. Hani hem TYT'de hem AYT'de 10 soru 10 soru. Geometrinin yüzdelik değeri hani TYT fenden çok çok daha fazla. AYT'deki değeri daha yüksek olduğu için. Hani TYT derslerine bu kadar önem verirken geometriyi savsaklamak çok büyük bir hata. Kendi öğrencilerimde de gördüm bunu. 2 yıldır koçluk yapıyorum. Hani bu çok böyle direkt gördüğüm bir hata. Aynı zamanda kendim de yaptım ben. Geometri çok savsakladığım bir dönem vardı. Lütfen geometriye günde hani 1 saat, 1,5 saat ayırmaya çalışın en az bence. Ve temelden alın. Yani şeyden çekinmeyin. Yavaş yavaş ilerlemekten çekinmeyin. Bence hızlı net arttıracağım diye öğrencilerin yaptığı en büyük hata bir şeyleri hızlı öğrenmek için mesela 8 saatlik bir video serisi var. Adamın biri video atıyor. 1 saatte diyor üçgenler bitiyor diyor. Tamam mı? Attım şu an kafadan. O videoyu izlemeye tercih ediyorsunuz. Bence bunun yerine gidip 1 saatlik videoda tüm üçgenleri öğrenmeye kalkacağınıza 8 saatlik videoyu 2 haftaya yayın. 2 hafta gidin o kitaptan testinizi çözün, ikinci kaynağınızdan çözün. O beyninize bilgi yüklemesi yapmanız gerekiyor. Siz bir şeyleri hızlı hallettiğinizde elinizde hem bir zaman kaybı oluyor hem çok kısa süreli hafızanıza atıyorsunuz. Uzun vadeli bir net dönüşü olmuyor ve boşu boşuna çalışmış oluyorsunuz aslında. O yüzden bence geometri maddesinde bunu da sıkıştırmış oldum ama uzun oynatma listeleriyle gerçekten iyi anladığınız hocalarla zaman vererek ilerleyin. Zaman çok var arkadaşlar. Siz şu anda Ağustos geldi, işte ne yapacağım, yaz bitti, yazın çok son bir ayına girdik gibi bir kafadasınız. Ama aslında bu iş böyle işlemiyor arkadaşlar. Aslında çok zamanınız olduğunu süreçte anlayacaksınız yani. Ben de sizin kafanızda çok az vaktim kaldı modundaydım ama öyle değil yani. Çok vaktiniz var. O yüzden rahatlayın. Bir şeyleri uzun uzun halletmenin ekmeğini çok yedim ben. Özellikle fen derslerinde ve geometri adına ben gidip böyle birden fazla YouTube kanalından birden fazla videoyu izlediğim zamanlar oluyordu bir konu için. Soru çözümlerini ayrı izliyorum başka bir hocadan, konu anlatımını başka bir hocadan bir daha dinliyorum. Yani bayağı mesai harcıyordum diyebilirim. Her neyse son maddemize gelelim. Son madde en önemli madde bence. Bir günüm benim Ağustos ayında nasıl geçiyordu? Ben Ağustos ayında bu arada 70 ve 80 bandındaki netlerdeydim ama 2 yıldır koçluk veren biri olarak ve genelde 50-60 netle başlayan öğrencilerle çalıştığım için öyle denk geldi. 80 netle başlayanla da çalıştım. Daha yüksek netlerle başlayanlarla da çalıştım ama o skalanın çoğunluğu daha hani daha çoğunluksunuz ya. O yüzden ona ithafen konuşacağım. Bir gün nasıl geçiyordu? Yani bir öğrencimin de benim de onu anlatayım. Benim arkadaşlar açıkçası ben böyle sabahın köründe kalkıp hiçbir şeyi anlayamadığım bir dönem yaşadım. Böyle 5'te kalkmayı marifet zannettiğim bir dönem vardı. Bunu ben düzelttim. Böyle 7.30-8 gibi kalkıp işte oturuyordum, konfleksimi yiyordum, kahvaltımı yapıyordum. Sevdiğim bir dersle başlıyordum. Şimdi genelde şöyle bir kanı var. Sevmediğiniz dersi öne koyun. Akşam mayıştığınız zaman işte o sevdiğiniz dersleri çalışırsınız, iyi gelir diye. Ben buna katılıyorum bu arada ama şöyle. Bence sevdiğiniz iki dersi bir günün en başına bir de günün en sonuna koyun. Çünkü günün en başında insan bir kahvesini alıp böyle rahat rahat ders çalışmak istiyor. Ve birazcık da hani o günkü çalışmasını hani ilk başta bir bakıyorsun kronometrene, 1,5-2 saat çalışmışsın motivasyonuyla başlamak istiyorsunuz mesela. O yüzden bir günün başına sevdiğiniz bir dersi koyun. Sonra bir de günün sonuna sevdiğiniz bir dersi koyun ki yorulduğunuzda hani size koymasın yani of ya ben çok yoruldum artık yapmak istemiyorum falan demeyin. Ve böyle genelde sevmediğiniz dersleri ikinci, üçüncü ders yaparsanız çok daha iyi olur yani. Ben şöyle bir kafamda şey vardı benim. 12'ye kadar ben işte atıyorum ya da 1'e kadar 3-4 saati çalışmış olacağım çoktan diyordum. 3-4 saati çalışmaya çalışıyordum hangi derse artık. Ondan sonra dil bilgisi olur, işte TYT matematik olur, seçtiğim fen dersi olur. Sizin sıralamanız size kalmış. Öğlen oluyordu. Öğlen 1,5-2 saat ben mola veriyordum. Mesela molayı 1,5-2 saat vermek size çok şey görünebilir. Abi gerek yok buna ya. Çok uzun geliyor. Ben ne yapıyorum? İşte molamı uzatıyorum. Dip triplere giriyor olabilirsiniz. Buna gerek yok. 1,5-2 saat öğlen molası verin yani. Çok fazla şey değil aslında. Uzun değil sandığınız kadar. Öğleden sonra dinleniyordum. Yemekleri sindiriyordum işte. Uykum açılıyordu. Bir kahvemi tekrar yapıyordum. Tekrar başlıyordum. 2 ders daha çalışıyordum. İşte sonra tekrar mola veriyordum 2 dersin üzerine. Sonra o sevdiğim son dersi çalışıyordum. Yani günde ortalama 4-5 derse bakıyordum. Ama her gün böyle geçmiyordu. Mesela bazen matematikte çok ciddi bir eksiğim vardı benim. Mesela EBOPEKOK'ta ben çok zorlanıyordum problemlerinde. Bir günümde mesela normalde 5 ders bakıyorum diyelim. 2 dersi bakıp bir Türkçe bir
EBAPEKOK çalıştığım zamanlar da oluyordu. Yani eksiklerinize göre, bulunduğunuz konulara göre bu ders dağılımlarını değiştirmekten, programda esnek davranmaktan çekinmeyin. Ben de mesela koçluk öğrencisiydim. Benim ilk koçumu bırakma sebebimdi bu. Hani bana esneklik tanımıyordu mesela. Ben o yüzden şey yapıyordum, hani esneklik tanıyacak birini arıyordum mesela. Ya da kendim de aynı şekilde esneklik vermeyi seven biriydim programlarıma. O şekilde program oluşturmak bana daha çok hitap ediyordu. O yüzden arkadaşlar, bu şekilde sizlere özetleyeyim. Hani yazın dikkat edilmesi gereken maddeleri, çalışma saatlerini, bir günün nasıl geçmesi gerektiğini, kaynak seçiminin önemini, derslere uzun uzun bakmanın önemini. Bakın bence en önemli madde oydu. Kısa kısa bir şeyleri halledeceğim, hızlı net artış yakalayacağım diye clickbait şeylere inanmayın. Yani kısa sürede hiçbir şey elde edilmiyor. 1,5-2 ayda bence 50 netten 70 nete çıkabilirsiniz eğer gerçekten düzgün çalışıyorsanız. Mola vermekten çekinmeyin. Arkanızdan atlı kovalamıyor kimseyi yani. Rahatınıza bakın. Aynı zamanda bana ulaşmak isterseniz dediğim gibi Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Koçluk için kontenjanım dolmak üzere. O yüzden çok sık maillere dönmüyorum artık ama olur da hani böyle bana yakın hissettiğim insanlar bazen çok güzel mailler geliyor. Böyle bir istisna yapıp belki birkaç kişi alabilirim. O yüzden mailimi de aşağıya bırakıyor olurum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.